Ben, o zaman anlatayım bak dur şimdi. Yani bak, bunları bir en azından bir haberleri silmişler, olmaz, düzeltmişler. Olmaz olmaz olmaz, bak. Emine Erdoğan hediye etmiş bu jipi. Emekli fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'ye İnce hediyesi. Ya bunu haber yapıyorlar utanmadan. Ya rezilliği görüyor musunuz? Bakın şimdi Bolu'ya gideceğim. Bolu Valiliğinin açıklamasını taklit ediyorlar. Etkinlik iptal edilmiştir diye. Valilik açıklama yapıyor etkinlik iptal edilmedi diye bu sefer vay valilik seni destekliyor diyorlar. Bak devam ediyorum. Bak devam ediyorum. Şimdi bu adam CHP'den milletvekili aday adayı. Şimdi düzmece bir belge hazırlamış. Demiş ki Beykoz AKP ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye otobüs kaldırıyormuş. İmza için. Kendi hazırlamış bunu. Bunu paylaşıyor. Sonra bunu haber yapıyorlar. Adrese bakıyorsun şey yanlış. Seçim kurulunun yeri yanlış. Alttaki ama bu başka tweetten almış oldu. Yani kendi hazırlamış değil Ya mi? arkadaş işte hazırlıyorlar. Bir yazıyor öbürü hazırlıyor. Beykoz AK Parti ilçe başkanlığı da dava açtı. Biz böyle bir şey yapmadık diye. Devam ediyorum. Yine başka bir iftira. AK Parti gençlik kolları Muharrem İnce'yi destekliyor mu? Şuraya bakın ya. Ya buna inanan insanda bir zeka kırıntısı var mıdır sizce? Bakın hain yazmasını bilmiyor. Hain yazıyor y ile. Zır cahil bir adam bu. Zır cahil. Çok önemliymiş. Bu bu para kaç kere geldi biliyor musunuz bu? 250 WhatsApp mesajı gelmiştir. Bu doğru mu diye. Ya böyle bir böyle bir dünya yok. 23 Mart Perşembe günü gece saat 3.40 Askeri helikopterle saraya getirildi. CHP'nin genel merkezinden maaş alan troller yapıyor bunu. Nereden biliyorsunuz bunu? Biliyorum çok iyi biliyorum. CHP'nin genel merkezinden maaş Biliyorum. Biliyorum kişileri de biliyorum. Bakın bu fotoğraf ne zaman çekildi e, musun? Kişileri de biliyorsunuz <laughs> suç duyurusunda bulundun niye bulunmuyorsunuz? Ya arkadaş işte paravan bunlar. Hep troll bunlar. Suç duyurusunda bulundum tabii ki. Yani kişilerin adına? Ha, bu, bu kişilere bulunabiliyorum. E, bu Arkadaki patronlarına bulunamıyorum tabii ki. Patron gizli. Ama patronun kim olduğunu da biliyorum. Üç kişi. Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Kim? Kılıçdaroğlu'na söyledim. O ne dedi? İlgileneceğini söyledi. Şimdi bakın. Bu fotoğraf ne zaman çekildi? Edirne'de miting yaptım 2018'de. Evet. <laughs> Bütün cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. Bunları anlatmanıza gerek yok. Hayır var. bakın Harim bir dakika. Ya şimdi bu fotoğrafı basıp. Ya şu yazıyı yazıp. Binlerce yere dolaştırılıyor bu. Şimdi biraz önce söylediniz bunu anlattınız. Şeye geri dönebilir miyiz? Biraz önce sorduğum soruyu ve sizi çok Heh, önemli bir cevap Bir dakika veriyorsun. bir dakika bak. Buldum şimdi şeyi buldum. Bakın şimdi. Bu kadınlar Dağ bir mahallesinde başörtülü feraceli kardeşlerimiz. Bunlar geldiler partiye. Memleket Partisi'ne. Dediler ki biz senin partine üye olmak istiyoruz. Biz seni beğeniyoruz. Çok mutlu olurum dedim üye oldular. Sonra imza kampanyasına toplu bir otobüsle geldiler. Ellerinde Memleket Partisi bayrakları var. Bunu aldılar. Bunlar Ak Partili değil AK Memleket Parti, partisi. Memleket Partisinin tamam. üyeleri. Bunu bir gün sonra, bir gün sonra bu haberleri yapınca koca koca gazeteciler Ak Partililer görüyor musunuz diye haber yaptı. Bir gün sonra bu kadınlar beni ziyarete geldi. Biz Memleket Partisi. Biz gibi. Memleket Partisi. Bunu anladık Muharrem Bey. Şimdi ne olur programı böyle sürekli birilerinin attığı tweetleri göstererek hale çevirmeyelim. Siz Cumhurbaşkanı adaysınız. Benim size sormam gereken sorular var. Yani tweetler üzerinden konuşmayalım. Hayır tweetler Siz üzerinden zaten değil. zaten söylediğiniz anlattığınız... İftiralar üzerinden konuşuyoruz. Bak Anladın. bu da eşim Ülkü İnce'nin arabası. Bu eşim İnce, Ülkü İnce'nin arabası öyle jip bip değil. 2016 model bir öğretmenin kullanabileceği bir araba. Bu ift ben Şeytan taşlamaktan tavaf yapamıyorum. Bizim programlara çok iyi onsunuz, seyredemiyorsunuzdur muhtemelen. Ben geçen hafta buraya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aldım. Evet. Ondan önce Cumhur İttifakı'nın çok önemli bileşenlerinden biri Fatih Erbakan'ı konu kaldım. Şimdi ben ikisine de konu size de geldi bir yerlerde. Genel siyaset ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşuyor. Siz de bir adaysınız. Ee, sordum. Dediler ki mesela Fatih Bey'in söylediği size aktaracağım. Bilmiyorum belki denk gelmişsinizdir. Fatih Erbakan diyor ki Muharrem Bey'in Millet İttifakı'na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da ilk turda bizim Cumhur İttifakı'nın kazanmasına neden olur. Millet, Millet İttifakı'nın içinden de kendisine böyle tepki var. Tam yenecektik Tayyip Bey'i bu Muharrem İnce nereden çıktı diyorlar. Bu yüzden katılmaması bizim için çok iyi diyor. Bunu söyleyen Cumhur İttifakı'nın önemli bileşeni Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. İki, AK Parti'nin çok önemli kurmaylarından Sayın Cumhurbaşkanı Hamza Dağ da diyor ki %10 civarı bir oyu var Muharrem Bey'in bizim yaptığımız anketlerde diyor. Seçim sonuna kadar bunu korur mu bilmiyorum ama Şubat'tan sonra oyunun bu kadar artıyor olmasının nedeni Millet İttifakı'nın adayına olan tepki. Biz anketlerde de görüyoruz özellikle genç muhalif seçmen Millet İttifakı yerine ona oy veriyor. Bu benim yorumum değil yaptığımız araştırmalardaki veriler bunu gösteriyor diyor. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamanın ben size özetini söyleyeyim mi? Muharrem Bey'in adaylığı bizim için şahane bir şey. Evet. Çünkü Millet İttifakı'ndan oy alıyor. Biz onun sayesinde birinci turda seçimi kazanırız. İşte, en kötü ikinci turda kazanırız İşte diyor. siyaset ee, siyaset mühendisliği böyle bir şeydir. Aslında şunu demek istiyor. Muharrem İnce bu seçimi ikinci tura bıraktırıyor. Aday olmazsa aday olmazsa biz birinci turda alacağız. Bunu yıpratmamız lazım. Seçime bir hafta kala en fazla benimle AK Parti uğraşacak. Göreceksiniz bir hafta kala. Bakmayın şimdi böyle dediklerine. Bir hafta kala benimle uğraşı. Çünkü ben onlardan oy alıyorum. Kılıçdaroğlu alamıyor. Ben alıyorum onlardan oy. Bu tam bir numaradır. Yani şu anda ben aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla. Ben ortada bir kesim var. Yeni gençler. Kılıçdaroğlu'na da Erdoğan'a da oy vermeyecek bir kitle var. Ben bunların oyunu alıyorum. Ben adaylıktan çekildiğimde bu oylar hurra. Sayın Kılıçdaroğlu'na gidecek hali yok. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Kasten yapıyorlar diyorsunuz. Kasten yapıyorlar. Bakın yani milletimizin burada uyanık olmasını istiyorum. Son bir hafta göreceksiniz. Beni barajın altına düşürmek için, Memleket Partisi'ni barajın altına düşürmek için AKP'nin saldırılarını göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Ne bekliyorlar peki şu an sizi? Diyorlar ki... Yani niye şimdi değil de bir hafta kala? Bir hafta kala. Taktik o. O bir taktik. Yani e, zaten öyledir. Bakın küçük illerdeki seçimlerde falan... Mesela e, atıyorum... AKP ile mi yarışıyorsunuz Yalova'da? AKP'nin konumuna yakın bir siyasi partiyi desteklemeniz lazım. Ama eğer oradaki kişi... Sizin taraftan oyalıyorsa, bazen öyle ilginç yerel tipler olur. Ben sadece solculardan oy almıyorum ki, ülkücülerden de oyalıyorum, Kürtlerden de oyalıyorum, muhafazakarlardan da oyalıyorum. Ya ortada kafası karışıklardan oyalıyorum, canı sıkılanlardan oyalıyorum, trafikte bekleyip e, morali bozulanlardan oyalıyorum, çocuğuna harçlık veremeyenlerden oyalıyorum. Soğan fiyatına isyan edenlerden oy alıyorum, iktidardan bıkanlardan oy alıyorum, muhalefete kızanlardan oy alıyorum, özgürlük isteyenlerden oy alıyorum, elektrik faturasını ödeyemeyenlerden, kirasını ödeyemeyenlerden oy alıyorum. Ben bunlardan oy alıyorum, görüyorum ben bunu. Şimdi yapılacak iş şu, ben Millet İttifakı'na şunu öneriyorum. Bu iktidardan kurtulmalıyız, hiçbir itirazım yok buna, bundan kurtulmalıyız. Onun için bu seçimin ikinci tura kalacağı da belli. Bu belli. Gelin birbirimizi incitmeyelim. İkinci tura kim kalırsa incitmezsek oyları diğer tarafa aktarmak kolay olur. Ama incitirsek, kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum. Yapmayın diyorum. Bunu ilk kez bu kadar net uzatıyorsunuz bu arada. Ama çok baksana arkadaş ya görüyorsun işte. Ya böyle bir saldırı olur mu yani? Ya bu bu inanın bana şimdi. T24'ü Cumhuriyet'i bir günü böyle bir şey olabilir mi? Her gün. Bunların Halk TV'si. Türkiye... Tamam Türkiye'nin son... Ayıp ya, Üz... ayıp. Yapmayın Muharrem Bey. Son yıllarda siz siyasetin içindesiniz. Bunların çok çok daha ağırlarını gördünüz. Arkadaş bak. Peki Engin Bey, CHP Grup Başkan Vekili neden bahsediyor? Yani Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi günü Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır. Benim önerilerim neymiş? Onun önerileri. Ben size diyorum ki ilke yani... ittifak. Bizimkisi ilke ittifak. Onlarınki neydi? Onlarınkisi diğerleriyle yaptıkları ittifak gibi ittifaktı. Buna ne olur somut cevap verir misiniz? Hayır, Çok hayır, yuvarlak cevap şey, veriyorsunuz. Ya nasıl yuvarlak cevap veriyorum? Size ne söylediler? Yani ben, ben şöyle bir Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak Hayır, diyor? hayır bakın. Ya, Candaş Bey şimdi yani gazetecisiniz ama ben de siyasetçiyim. Evet. Ben diyorum ki menfaat ittifakının içinde olmam. ilke ittifakı yazabiliyor musun oraya? Bak hala anıt kabire gidemedi. Yedili ittifak. Hala anıt kabire gidemediler. Siz de mi yedili diyorsunuz şimdi? Öyle değil mi canım yani? Öyle değil mi? Des Cuma günü Hayır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı vardı. O yedili ittifak. yani. Ya arkadaşlar utanmaya saklanmaya gerek yok yani. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor. Yani bunu, Hayır, HDP bunu... başka bir ittifakın ortağı ya, o yüzden soruyorum size. Ama Cumhurbaşkanı adaylığında destekliyor. Evet. E, tip de destekliyor. O zaman niye 8'li demiyorsun? 8'li diyelim. Kaçtıysa. Hatta 17'li. E, 17'li. Pardon 17'li. 7'li de değil. 17'li. 17 parti destekliyor. Yani bir art niyetle söylemiyorum bunu. Yanlış olmasın. 17'li ittifak yani. 17 parti destekliyor. Hala gidemediler Antikabir'e. Öbürü de gidemedi. Erdoğan da gidemedi. Hüda para alsın gitsin. <laughs> Gitsin. Suyunuz burada. Hüdapar para alsın gitsin. Sizin e, peki bu konuyla ilgili bir açıklama yaptınız sosyal medya hesabınızdan. Orada diyorsunuz ki e, hatırı do sayılır dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı dediniz. Evet doğru söylüyorum. Ne demek o? Ya e, CHP'nin neden 70 yıldır iktidar olmadığını şimdi anlıyorum. 70-80 yaşında değerli abilerimiz bile. Buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler. O dönemde. Nokta. Bu kadar. Sizi aradılar. Mektup adrese gider. Sizi aradılar. Yani gidip basına açıklama yapmaları ben de Muharrem İnce ile konuştum falan bunlar gereksiz işler. Şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Hikmet Çetin'den bahsediyorsunuz. Yani. Çünkü isim, Hikmet Bey bunu açıkladı. Yani i̇sim falan an, vermeyeceğim. Siz, As, ben Hikmet Bey'e bu benim sorunum değil diye bir laf söylemedim. Heh. Çünkü onu. Asla öyle bir şey söylemedim. İzleyicilerimiz Asla. Değil. Kendisine mesaj attım. Hmm. WhatsApptan yürüdüm yani gençlerin deyimiyle. Kendisinden mi? Baş... yürümek başka bir şey öyle. E, yok. Yok. O çok yanlış anlaşılır. Yok, Gençler öyle anlıyorlar ya ama yürümek ya. o değil. Hayır, hayır. Ee, tabii abimiz, o ayrı mesele. Ben yazdım, dedim ki abi, ben sana dedim böyle bir şey dedim mi dedim ya? Cevap yazmadı bana. Asla öyle bir şey demedim, onu söyleyeyim. Asla. Şimdi izleyicilerimiz memleket nasıl benim sorunum olmaz Neden bahsettiğinizi bilmiyor olabilir. Gündemi takip etmeyen, özellikle genç izleyicilerimiz çok evet. var. Ee, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, yöneticisi, çok kıymetli Beşiktaşlı'dır da ben de severim Hikmet Bey'i. Hikmet Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki Muharrem Bey'le ben de konuştum bu süreçte. Muharrem Bey'e bu işi bizim bitirmemiz lazım ilk turda dedim. Muharrem Bey de o benim meselem değil diye açıklama yaptı. Siz de bunun üstüne yorum konuşuyorsunuz şu ya böyle an. Böyle ben bu benim meselem değil gibi bir laf etmedim. Dedim ki ya ben de bir şey konuşulan falan yok. Ee, birinci turda bu seçim bitmez. ikinci tura kalır bu seçim. Ee, ama birbirimizi incitmeyelim dedim. Birbirimize lazım oluruz dedim. Lazım oluruz. Yani ben ne e, Kemal Bey'i destekleyenlere bir laf edeyim ne de beni destekleyenlere bir laf edilsin. Lazım oluruz birbirimize. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Yani e, Muharrem İnce'yi destekleyenlere, Memleket Partisi'nin taraftarlarına, gönül verenlerine, hain, sarayın adamı ya yapmayın böyle laflar. Sonra bunları bak ikna etmekte zorlanırız. Muharrem, bunu söylüyorum. Evet. Daha sonra Engin Bey galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Grup evet. Başkan Vekili Engin Altay Bey e, bayağı somut şeyle dedi ki aynı gün ve ertesi gün iki kez görüşme gerçekleştirildi. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamadı dedi. Siz de dediniz ki ortada böyle kayda değer bir teklif falan yok. E, tepkileri kamuoyundan gelecek tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırı sayılır dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı dediniz. Şimdi ne olur bize anlayacağımız diye açık bir şekilde evet. kim size ne yapıyormuş gibi teklif yapıyormuş gibi ne teklif yaptı? Kim ne yapmadı? Ne zaman yaptı? Ne zaman yapmadı? Bir anlatın biz de anlayalım. Tabi programınıza gelmeden önce oğluma uğradım. Torunum dede saklambaç oynayalım dedi. Ben de televizyona gideceğimi söyledim. Bana küstü. Televizyona çıkacağım deyince o zaman dedi madem saklambaç oynamıyorsun bana bir el sallar mısın Sallayın dedi. Sallayın lütfen buyurun hemen. Meriç bak saklambaç oynayamadım ama sana el sallıyorum. Ee, bunu bir halledelim. Tamam. Şimdi sorunuza geçmeden önce izninizle bugün yaşadıklarımı bir anlatayım. Buyurun. Sonra sorunuza cevap vereyim. Cumhuriyet'in internet sitesi. Ya yazarları öldürülen 50 yıldır para ödeyip aldığım okuduğum. Memleket Partisi'nde kurucu üyesi Ali Dursun istifa etti. Amaç seçimleri kaybetmektir dedi. Hmm. Fotoğraf disiplin kurulu üyemiz Orhan Şimşek'e ait. Evet. Tweet yalan, Öyleci. haber yalan. Ve bunu utanmadan buraya koyuyorlar. Sonra kaldırıyorlar, sayfa bulunamadı yazıyorlar. Devam ediyorum bakın sadece bugün yaşananlar. Evrensel, yalan haber. Şimdi hep A Haber'den şikayetçiyiz ya. Bir gün net yalan haber Son dakika Kamuoyuna du duyuruymuş Yalan haber fotoğraf oran Şimşek'in. Devam ediyorum Halk TV yalan haber Yalan haber Hep hepsi yalan haber Devam ediyorum bugün Muharrem İnce'nin Babala TV Programı yayınlanmasın Muharrem İnce'nin Babala TV programı Yayınlanmalı malı. Muharrem İnce oyları bölüyor Program yayınlanırsa oyları artacak Türkiye'nin geleceği için o program yayınlanmamalı. Kampanya başlatıyorlar. Muharrem İnce Babala da çok başarılı oldu bu yayınlanmasın diye. Devam ediyorum. Halk TV. Bu kişi, bu kişi Orhan Şimşek. Partimizin genel disiplin kurulu üyesi görevinin başında adı Ali Dursun değil. Ama orada şöyle bir şey oldu. Şimdi Twitter'da bir hesap Bakın sanki bu e beyefendiymiş gibi sahte hayır bir hesap. Hayır efendim şimdi bu insanlar bunu bu haberi yapmak için teyit etmeleri gerekmez mi? Evet. Memleket Partisi'nin sözcüsünü, genel başkanını, genel sekreterini birini aramaları gerekecek. Dertleri algı operasyonu. Bakın Ama sonra devam ediyor. zaten diyorsunuz. Gerçek gündem. Her gün yapıyorlar bu haberleri. Devam ediyorum. 23 derece. Bugün sadece bugün olanlar. Memleket Partisi Genel Başkanı Aziz Aykut Demiray, Aziz Bey dışarıda oturuyor şu anda. Milletvekili adayımız. Devam ediyorum. Parti sözcümüz İpek Özkal Sayan. Partide artık bulunamıyor. Yahu parti sözcüsü şu anda dışarıda bekliyor. Memleket partisinin, parti sözcüsünün öldüğüyle ilgili haber yaptılar. Öldüğüyle. Mahir Bakan, İstanbul millet İzmir Milletvekili adayı, Genel Başkan Yardımcısı istifasını yayınlıyorlar. Böyle bir istifa yok. Bu haberleri daha sonra çıkarmadılar mı? Silmediler mi? Algıyı yapıyorlar. Sonra sayfaya erişemiyorsun ama haber orada duruyor. Haberin doğru olmadığına dair bir haber yapıldı mı? Yapmıyorlar o haberi de. O haberi yapmıyor. Yani her gün, her gün Halk TV'de bu şekilde diğer kanallarda her gün sahtekarca haberler yapılıyor. Yalan. Sürekli algı peşindeler. Yani şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. Bir kere bunu bir anlatalım. Türkiye'de medyanın durumunu bir görsünler. Algı yaratmak için Yalan yanlış ya geçenlerde Korkmaz Tavukçu diye parti meclisi üyesi İpek Özbey yayın yaptı ya. İstifa etmiş partide deprem. Öyle biri yok. Öyle biri yok. Öyle bir kişi yok. Şimdi böyle bir ortamda siyaset yapıyoruz. Önce bunun bilinmesi lazım. E, Millet İttifakı Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş aday gösterseydi de aday olur muydunuz? E, bu soru. Yani cevapsız bir soru olur. Yok, o geçmiş. Var da, o siz konu. vermek istemiyor olabilirsiniz. Hayır yani o cevabı geç, var tabii. Yani. Hayır geçmiş bir konu o. O geçmiş bir konu. Sizin mesela biraz önce bana izin vermediniz o soruyu sormama çünkü ben yanlış evet. bildiğimi söylüyorsunuz. Ben kabul ederim soru çünkü ifade size ait. Sizden daha iyi kimse bilmez. Ee, bu Kemal Bey'in genel başkanlığı diyorsunuz. Genel evet. başkanım. Onu geç diye bir cevap vermişsiniz siz. Size böyle bir soru sormuş bir gazeteci. Galiba Mehmet Akif sormuş. Siz de onu geç, o geçmişte kaldı demişsiniz. E yani demişimdir. O, ama CHP Genel Başkanlığı için. Peki o. CHP Genel Başkanlığı için. Evet. Şimdi yarın öbür gün bize bugün verdiği sözlerden biri için de ileride onu geç, o geçmişte kalmış Hayır, demeyeceğiniz nereden Başka bir bileceğiz. konu. Biri Cumhurbaş Şimdi siz diyorsunuz ki onun karşısında Cumhurbaşkanı adayı olmam dedi. Ya Kemal Bey hiçbir zaman Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Son bir buçuk ayak kadar. Konum bu değil benim. Konum sizin ilkesel olarak Hayır, verdiğiniz yanıt. İlkesel olarak doğruca yanıt veriyorum. Bakın. Doğru yanıt veriyorum ben. Kemal Bey 13 senedir 13 senedir Koltukta oturuyor. Son bir buçuk aydır Cumhurbaşkanı adayım dedi. Ondan önce hiç adayım demedi ki. Ama sizin herhangi bir soruya onu geç, o geçmişte kaldı diye cevap vermeniz. Şimdi bugün bize birçok vaatte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz. Mesela, onu geç dedim. O, o soruyu yanlış soruyorsun dedim. Ha, o geçmişte kaldı demediniz. Hayır, yanlış söylüyor. Şey. Onu geç dedim. Yanlış soruyorsun tamam. dedim. Tamam. Şimdi bu Zonguldak Milletvekili adayınızın dans ederken videosu çok konuşuluyor. Ee, kızdınız mı ona? Yok. Şenlikli bir çocuk yani. Biraz medyatik olacak. Zonguldak 5 milletvekili çıkarıyor. Arkadaşımız da 5. sırada. Valla Zonguldak'ta Memleket Partisi 5-0 yaparsa ben de biraz uğraşacağım. Meclis Başkanı da biraz uğraşacak ama 5-0 yapamayız herhalde. Ee, yerel seçimler sonrası HDP'ye teşekkür edilmeli diye CHP'yi eleştirmişsiniz. Şimdi CHP'yi HDP'ye ilişkisi yüzünden eleştiriyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Hayır değil. Yani ben e, siyasetteki görüşmelerin halkın gözünün önünde yapılmasını isterim. Yani 2019 seçimlerinde HDP aday çıkarmadı. CHP'nin adaylarını destekledi. Teşekkür etmek lazım. Biz oyu herkesten isteriz. Yani e, hatırlayın 94 seçimlerinde e, Sayın Erdoğan İstanbul'da genel eve gitmişti o istemeye ve bu çok övgü dolu bir sözle anlatılmıştı. Sen yadırgıyor musun diye sorarsan asla yadırgamıyorum. Doğru bir iş yapmış. Yani oy herkesten istenir. HDP'den de istenir. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Eğer aday çıkarmayıp sizi desteklemişlerse, siz de kazanmışsanız teşekkür etmekte hiçbir sakınca görmüyorum.